TV'ye hoş geldiniz değerli spor severler. Bundan böyle ben de bisi.com'dayım. Geçtiğimiz haftalarda aslında bunu açıklamıştık ama bugün programımızın ilk bölümünü çekeceğiz. Kiminle derseniz? Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri Gökmen Özdenak'la birlikteyiz. Gökmen abi, İyi hoş geldin. İyi kanal seçmişsin mis gibi yani. Ya bunu düşündün mü? Tabii ne zaman düşündün mü? Bu espriyi düşündün mü? Pis. Neden tutuyorlar bir televizyonda? Yok değil, öyle değil. Öyle, öyle Gökmen abi. Öyle. Mis gibi kanaldasın, aferin sana. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sen başaracağını da bütün kalbimle inanıyorum. Çok aslarım teşekkür benim. Ederim Gökmen abi. Şimdi önce biraz böyle gündemle ilgili konuşacağız. Onun hemen arkasından da tabii ben biraz böyle eski anılara girmek istiyorum. Çünkü sende çok hikaye var. Bir kısmını ben biliyorum. Daha önce de beraber çalıştık. Ama bunları bir daha dinlemek istiyorum. Hem de Misli TV izleyicileri için. Şimdi biz önce şununla başlayalım. Bu sezon daha enler senin için neydi? Yani mesela en beğendiğin takımla bir başlayalım. Buna böyle kısa kısa yorumlar istiyorum. Şu ana kadar Başakşehir'in oynadığı oyunu beğeniyorum. Mesela yolda ben her gün yürüyorum. Geliyor abi nasılsın falan diyor. Ben senin hayranını falan. Gel lan buraya diyorum. Çekiyorum böyle. Bana doğru söyle. Hangi takımsın diyor. Alnından altyazı geçiyor diyorum. Bak Fener. Doğru söylüyorsun abi. Fenerliyim diyor. Neden yalan söylüyorsun dedim. Seni seviyorum falan diye. Bana doğru söyle. Kızarsam şerefsizim diyorum. Aynen böyle. Abi diyor doğru sana çok küfür ediyorum diyor. Anladın mı? Hani seni sevmiyorum. Senden nefret ediyorum ve devamlı küfür ediyorum sana diyor. Mesela ben televizyonda diyorum bana Ayı Gökmen diyorlardı. Neden diyor adam? 3-4 kişi bende uğraşamıyor. Sincap diyecek hali yok ki. Şu kadar zıplayacak gidecek falan yok. Güçlüyüm. Güçlü kim? Ayı. Tamam. Uğraşamıyor adam benden. Ne yapsın? Ne diyecek yani? Sincap mı desin? Ne? Fare mi desin? Ne desin? Gökmen vurdu ve yine gol. Sağ taraftan yapılan kornere Gökmen kafayı vurdu. Sezonda en formda bulduğun teknik direktör kim? Şöyle söyleyeyim. Bu ülkede gelmiş geçmiş en iyi, en büyük teknik direktör benim için Fatih Terim'i. Bu kadar ağır eleştirmeme rağmen. Fatih Terim'e de Hasan Çakır'dan. Yani yazık ya, yazıklar olsun abi. Cagney'e hani ne diyorsun? İlk yarıda nasıl bir performans sergiledi Kasımpaşa'da? Şimdi Galatasaray'da taraftar böyle biraz sorguluyor. Cagney'i oynatabilmek için. Cagney'i kim oynatıyordu Trabzon'da? Şeyde Trabzon diyorum, Kasımpaşa'da. Trezeguet. Onun istediği topları atan oyuncu. Anladın mı? Nereden olsa mesela top alıp da dribling yapıp şut atıp gol attığı maçlar da var. Anladın mı? Ceza alanı içinde arka direkten ön direğe doğru koşup gelip mükemmel çıkıp kafa vurup da yahut da ayak içiyle gol attığı maçlar var. Cagney'i kullanacaksan ön direğe birini verirsen o arka direkten gelecek. Buyundama. Bakın maçlardaki adamın kafa vurduğu toplara. Arkadan koşarak geldiği için her zaman avantajlıdır. Hem topu görüyor, hem koşuyor, hem topu görüyor, geliyor, çıkıyor, vuruyor. Ha gözünü kapatıyor, kapatmaması lazım. Kalktığı zaman nereye vuracağını görüyor, tık buraya vuracak, ya tık buraya vuracak. Bunu bana Metin Oktay öğretmişti. İstikbal Göklerdi, Atatürk, aslanım benim. Onun için de o yönde çalışmaları gerekiyor. Ben de bu bölümde sana ayak uydurmak için ben de sanacağım bak, şimdi şöyle oyunu. Bir şey var, karıma ben aşığım, çok seviyorum karımı. Sevgiler olsun. Ondan sonra kızım da işte torunum da var şimdi aslanlar gibi. İkinci bölüme başlıyoruz. Ya edeyiz dedi yok. Ondan sonra karımla kızım, bende evde var ya 17-18 tane şey var. Şöyle yapınca. Şapka var, kovboy şapkaları var. Ara sıra böyle evde yok. Ya sen o bir şey söyleyeceğim. Bir dakika oldum. Gökmen abi sen o şapkalardan bir tane bak şimdi hatırladım ya. Ha. Bunu ben keşke bu yayından önce hatırlasaydım. Neyse. Senin bana sözün vardı. Ha. Bir gün benim elime kovboy şapkasıyla tamam, gelecektin. Tamam buradayım kızım. Buradayım bir daha yapalım. Gökmen abi bu çok güzelmiş hakikaten. Kumaşı falan. Karımın bunlar. Ya sana hediye ederdim ama öldürür beni. Bir dakika mikrofona. Tamam. Ay boğulacağım galiba. Yok bir şey olmaz. Yok estağfurullah korkmuyorum. Tabii biraz sıcak oldu. Bir dakika, herhalde sıcak kızım. Bir de seninki şeyini baksana bak. Ben o ismi söylemek istemiyorum sana ama sen söylediğin için tekrarca. Ayı mı? Niye ayı? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim Türkiye'de çünkü çok güçlüysen yani ay ne kadar sincap gibi güçlü derler mi? Yok. Kim güçlüdür? Ayı güçlü. Mesela Fener taraftarıyla benim inanılmaz bir iletişim vardı. Mesela sahaya çıktığım zaman böyle yaparlardı. Ayı. Yahut da çıktığım zaman sonra tünelden çıkıyorum sağda ayı var falan. Ay çok ayıp ama ya. Yok. Sen de yaşımı bilme Gökmen abi. Kimi? Benim. Sen daha da kaç? 22 yaşındasın. Çok naziksin sağ ol. Devam edelim. Biz göstermesin.
Peki. Şu gerçek, sen benim iki kızımdan bir tanesi torunum, evde kızım, bir tanesi de sensin. Ya sizin de. Ceyda'yı da çok severim. Sağ ol, sağ ol. Peki Beşiktaş taraftarı ile ilgili bir hikayeden bahsettin sen bana. Tam ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bir sıfır mağlubuz. Ondan sonra ben çıktım yine harekete, kafayla bir gol attım. 1-1 bitti. Ondan sonra bir tane daha kafayla attım. 2-1. Sonradan bizim Güngör, o da kafayla bir gol attı. Gitti türbün, hani bizim şey hareketi vardır şöyle hani. Düz çökersin de ellerini geriye doğru hareket ettirirsin falan. Ulan yapılmaz işte. 3-1 galip geliyorsun. Ben manyak değil mi ya? Ulan gittim tabii. Ben ne yapıyorsun lan? Bilmiyorum. Suratını ve vuracakmış gibi. Vurmam da vuracakmış gibi. Tüm gitti ileri bilmiyorum. Geri biz eskiyiz tabii abiyiz. Çıktık, çocuklar dediler ki. Benim de 5-6 tane Bakırköy'de oturuyorum o zaman. Arkadaşlarım var işte, onları maça hala getiriyorum. Geliyorlar içeri alıyorum falan işte. Neyse. Abi dedi, bunlar Beşiktaş Galatasaray şapkası gibi seni dövecekler Beşiktaşlar. Ulan ben ne yaptım falan. Neyse çıktım. Dedim bir şey olmaz ya, korkma. Anladın mı? Zaten şey yaptığım zaman canavar gibiyim o zaman. Ayı demiyorlar yani. Kodumu oturturum yani. Oyu, oo, bilmem ne. Yine küfürler. Ana avrat küfür bilmem ne falan. Geldik. O İnanırsan'ın o merdivenle kısmı vardır hani. Camiye evet, gidelim. Benim araba da caminin orada. Ondan sonra ayıp da söylemesi, Camaro SS vardı bende de. Amerikan. Ondan sonra... Kızlar yine, peşinde. O kadar çok güzel yoktu yani. Onu da söyleyeyim yani. Neyse. Sonra yaramı değişme falan. Abi tam oraya bak. Tam merdivenin oraya geldim. Tak diye geri döndüm. Hani sen hiç tıp oynadın mı hayatında küçükken falan? Oynuyorum da çok zorlanırdım ben. Tıp oyunu vardı, sizler biliyorsunuzdur ya. Abi 300-400 taraftar tıp. Ben onlara bakıyorum, onlar bana bakıyor. Bak yalan söylesem şerefsiz. 300 tane taraftar, ana avrat küfür eden taraftar bana bak. 300. Böyle bak. Duruyorum böyle bakıyorum. Böyle yaptım. Zzzz geldiler. Ulan dedim, ne küfür ediyorsunuz? Biz iyi oynadık. Biz golle pozisyonları değerlendirdik. Gole attık. Biz galip geldik. Neden küfür ediyorsun dedim. Ayıp değil mi size? Biz kimiz dedim. Ulan gavur takımıyız. Biz de Türk takımıyız. Ne var bunda dedim. Siz de yenebilirdiniz. Ama değerlendiremediniz. Yenemedin. İlk golü siz attınız bilmem ne falan. Baba sen büyüksün falan bak. 30 saniye önce ana avrat küfür eden tarafta beni omuza aldı. Güngör işte, biz Güngör'e kızdık. Dedim gidin, Güngör çıkıyor şimdi. Ben şey yapayım, yıkanıyordum. Hanım yine yarısı Güngör'e döndü, bir yarısı beni omuza aldı, arabaya kadar götürdüler abi. Yine Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçlarında biz çok şey yapardık, ne derler? Çok ciddi hazırlanırdık. Neden? Favori olduğumuz zaman bile yenilirdik Fenerbahçe'ye. O zaman bile vardı bu yani. Bugün hani diyorlar ya hani, bu da Fenerbahçeli gülüyor. Fenerli misin sen? Gülüyorsun. Fenerbahçelere kalırsın ekipte. Favori maçlarda bile yenilirdik ya. Mesela biz büyükler falan, mesela bizim büyükler de, abilerimiz de bize öyle söylerdi. İnönü stadında oynar yine. Bir hafta herkes birbirini kontrol edecek falan. Düşün, gezme falan yok. Hani o akşam eğlendik, bir nokta, galip gelmişim, bir maç oynamışım. Haftaya Fener maçı var. Fener maçı hazırlık mazırlık falan. Ulan 20 tane gol kaçırıyorsun. Abi yine 1-1 bitiyor. 1-0 Fener yeniyor abi. Kafayı yersin. Gökmen abi, kapatırken bir şey yapalım mı? Ne yapıyor? Beni kırmazsan çok sevinirim. Tabii. Murat Boz'dan. Yangın var. Yangın var. İçimde imdat. İmdat. İçimde imdat. İmdat. Unuttum ama ya. Ya Gökmen abi hala var, hala da seyrediyorum ve o kadar güzel ki yani. O yakalayamıyorsun başlangıçta, sonradan toparlıyorsun falan. Muhteşem ya. Gökmen abi bizim sana misli.com ailesi olarak bir hediyemiz var. Onu da takdim etmek istiyorum. Misli ailesi imzaladı. Oh be aslanım benim ya. Tabii ki sende çok forma vardır ama bu da güzel anı kalsın. Özel. Yok bende yok. Hiçbir şey yok bende. İnanamazsın. Öyle mi? Hiç. Neden? Resimlerim var. Yalnız benim şeylerim var. Onu bir ara şey yaparsan. Bak babama sana... sevgilerle. Can Tongo yazmış. Krala sevgilerimle Umut. Geçinmeyelim sağ olun. Her şey için teşekkür ediyorum. Bütün imza atanlar, bu programa davet edenler, öncelikle sana sonra... Çok teşekkür ederiz Gökmen abicim. Aslanlar gibi çok iyi ya. İyi günlerde kullanmanı ya da işte anı olarak saklamanı dileriz. Sevgili seyirciler, noktalıyoruz.